Babu racul yemliku za rahimin mahremin minu. Hal yu'taku aleyhi amda. Bir adam kendi akrabasından birisini öleyken satın alsa, o akrabası onun üzerine azat olur mu, yoksa kendisinin azat etmesi mi lazım? Mesela babası köleymiş adam, bir köleyi gitti, babasını satın aldı. Yahut da oğlu köle, babası oğlunu satın aldı. Hemen almakla, onun milkine geçmekle o azat olur mu, yoksa adamın azat etmesi lazım mı? İhtilaf burada. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki La yecizi veledun, hiçbir adam mükafatlandıramaz validehu, babasını, illa en yecidehu memluken, illa onu köle buna da feyeşteriyehu, satın ala feyyotikahu, azad ede. Bir adam babasına ne kadar iyilik yaparsa onun hakkını ödeyemez. İsterse arkasında gezdirsin, gene babasının hakkını ödeyemez. İlla bir suret var. Kazavu kader, babası esir düşmüş, köle olmuş, satılmış. Oğlu da tesadüf etmiş, onu satın almış. İşte o vakitte tamam, hakkını ödedi. Allah Allah. Hatta eshaptan birisi, babası yahut anası ihtiyar idi. O kadar ihtiyar ki arkasında gezdiriyor. Arkasına çocuk gibi şey kundak yapmış. Onu koymuş pamukların içerisine. Gezdiriyor, yediriyor, içiriyor, hizmet ediyor. Ya Resulallah, ben bunun anamın hakkını ödedim mi? Peygamber Efendimiz buyurdu ki ödeyemedi. Ve ödeyemezsen, ya Resulallah, işte arkamda gezdiriyorum. O seni karnında gezdirdi. Sen onu arkanda gezdiriyorsun. İkisi bir değil ki. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري. سفيان geldi mi? Yani hadiste de mutlak Süfyan ibn Uyeyne'dir. Onun için burada izah verdi. Süfyan'dan rivayet ediyor. Huve Sevri, yani Süfyan Sevri'den. Ha. حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل فذكر بإسناده مثله. Yani Süfyan Sevri'ye getirdi iki senet. Fakat Süheyl'de birleştirdi. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Ali ibn-i Cihad kâle haddesena Züheyr ibn-i Maviye an Süheyl'in. Yani Süheyl'den Süfyan rivayet ettiği gibi Züheyr ibn-i Maviye de rivayet eylemiş. Rivayetler yine Süheyl'de toplandı. Fezekere bi isnadî mislehu. Aynen bu hadisi şerifi zikreylediler. Evet. Demek esas Hazreti Ebu Hureyre'den geliyor. Süheyl'de birleşiyor, ondan sonra senetler ayrılıyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim zahip oldular, orada bir mim noksan. Yani bir takım cemaat zahip olduk ettiler, neye? İlâ enne men meleke ebâhu, bir adam babasına malik olursa, o memlük iken onu satın alırsa, lem yu'tek aleyhi, o babası hemen azat olmaz, hatta yu'tekehu, onun oğlu ona azat etmedikçe azat olmaz. Neden? Bunlar işte bu hadisi şeriften aldılar. Ne dediler hadisi şerif? La yecizi veledun validehu illa en yecidehu memluken feyeşteriyehu feyu'tekehu. Bir adam babasının hakkını ödeyemez. İlla onu köle olarak bulur da onu satın alırsa, feyeşteriye o satın alırsa, sonra feyu'tikahu, onu da azat ederse. Bu hadis-i şerifte zahir ki adamın kendisinin ben azat ettim demesi şart. Öyleyse bu hadis-i şerife zahip olanlar dediler ki babasını yahut da anasını satın almakla hemen kölelikten kurtarmaz. İlla adam ben azat ettim diyecek. Ve halefehum fi zalike aharun. Başkaları bu meselede bu birinci cemaate muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki yu'teku aleyhi, onun babası o adam üzerine azat olur. Bi milkihi, o adamın malik olması sebebiyle iyyahu, babasını. Satın aldı, akit bitti mi?
aldım mı aldım, verdim mi verdim, bitti. Adam parasını verdi, babasını aldı. Babası derhal azat oldu. Daha oğlunun ben azat ettim demesine hacet yoktur dedi bu ikinci cemaat. Peki bunların delili de var mı? وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكُ. Bu ikinci cemaatin delillerindendir bu meselede. اَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا. Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifi يَحْتَمِلُوا مَا قَالُوا. Bunların dediğine mühtemil. Bu adamın azat ettim demesine ihtiyaç var. Bu ihtimal var. وَيَحْتَمِلُوا. Fakat başka bir ihtimal daha var. O da ne? فَيَشْتَرْيَهُ فَيُعْتِقَهُ بِشِرَاهِ. Bunların dediği gibi olursa adamın ben azat ettim demesi şart. Fakat bir ihtimal da var ki feyeşteriyehu. Hadis-i şerifin manası yani o adam onu ala feyu'tikehu. Babasını azat eder. Ne sebebiyle? Bişirâihi. Satın alması sebebiyle. İşte gene adam onu azat etti. Ben azat ettim demekle lefse ihtiyaç kalmıyor ki. Satın alması sebebiyle onu azat etmiş oluyor. Hadisin bu manaya da ihtimali var. Babasına da feyeşteriyehu feyu'tikehu. Ala azat ede. Feyu'tikehu kelimesinde iki mana var. Azat etmek ya lefsiyle ben azat ettim diyecek. İşte birinci cemaat buna sahip oldu. İkinci de diyor ki zaten satın almak sebep oldu. O sebeple babasını azat etti. Gene kim azat etti? Oğlu azat etti. Fakat lefsiyle değil ki satın almasıyla oldu. Buna da ihtimal var. Haza fil kelami sahih. İyi bu kelamda Arap lügatinde bu sahih midir değil midir? Sahihtir diyor. Gelmiştir Arap kelamında da olur. Ve huve evla. Bu ikinci tabir daha evladır. Ve huve bu ikinci tabir evla ma. O bir mananın evlasıdır ki hümile hamledildi aleyhi ona bu hadir hadis. Bu hadisin iki ihtimali var. Ya birinci ihtimala hamledilecek ya ikinciye. Birinci ihtimal babasını satın aldıktan sonra ey baba ben seni satın aldım, seni azat ettim. Bir ihtimal bu. İkinci ihtimal da hayır. Onu aldı mı, milkine dahil oldu mu, işte alması sebebiyle babasını azat etmiş oldu. İkinci ihtimal da bu. Bu birinci ihtimala mı hamledelim, ikinciye mi hamledelim? Hangisi daha evladır diyor. İkinciye hamlederse ki daha evladır. Hatta yettefike huve ve gayruhu. Niçin ihtimala, ikinci ihtimala alıyoruz? Hatta yettefike huve, hatta bu hadis müttefik ola. Neyle? Ve gayruhu başkasıyla. Başka hadisler geliyor. Mücerred satın almasıyla azat oluyor. Öyleyse hadislerin arasında taarruz olmaması için bu ikinci ihtimali alırız. O gayrisi de neden? Mimma ruvyanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fiyadel mana. Bu manada Peygamber Efendimiz'den yani ikinci ihtimale göre olan manada Peygamber Efendimiz'den hadisler rivayet edildi. Fe innehu haddesena Muhammed ibn Abdillahi İsbahani kâle haddesena Ebu Umeyr ibn Nahhaz kâle haddesena Damran Süfyan-ı Sevri an Abdillahi ibn Dinar an ibn Umar kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz buyurdular ki men meleke zârehimin mehremin. Bir adam mehrem sahibi bir akrabasına malik olursa fehuve hurrun uhurdu. Yani hiç azat ettim demesine lüzum yoktur. Malik oldu mi? Fehuve o satın almış oldu. O köle ne oldu? Hurrun hurdu. حدثنا محمد بن عبد الله الإسبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم. سمرة diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki her kim mahrem sahibi bir akrabasına malik olursa fahuva o hurrun hurdur. Yani azad ettim demeye lüzum kalmadan hür olur. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج حاء حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الإسبهاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
men meleke zâ rahimin mahremin fe ve hurr. Yine Semre'den gelen bir rivayette bir adam akrabasından birisini satın aldı mı o hürdür. İşte bu hadisi şeriflerle bu birinci hadisi şerif müttefik olsun diye birinci hadis-i şerifte olan ikinci ihtimali almak daha öyle oldu. فَتَصْحِيهُ حَدِيسَيْ سَمُرَةَ هَذَيْنِ Semura radıyallahu anh'dan gelen bu iki hadisin tasihi yücibu icab eder. اَنَّ الذَّرَّحِمِ الْمَسْكُورِ ف۪يهِمَ Bu iki hadiste zikredilen zerrahim, rahim sahibi huve o kimdir? Zürrahimi bir rahim sahibidir ki el-mahremi mahrem. Çünkü akraba dedim mi, uzak akrabada vardır, yakın akrabada vardır. Buradaki mehremden murat yakın akrabası. Yani biri erkek, biri kadın olsa aralarında nikah düşmez. O demek olur. Yoksa bir adamın emmucesi oğlu da olabilir. Emmucesinin oğlunun oğlunun oğlu da olabilir. O da akraba ama onlar mehrem değil. Ya mehrem sahibi bir akrabası olur. وَاَنَّ زَرَّحِمِ الْمَسْكُورِ وَاَنَّ زَرَّحِمِ الْمَسْكُورِ Bu zikredilen rahim sahibi de fihima bu iki hadiste hangisidir? Uzak mı? Yakın mı? Hayır. هُوَ ذُلْمَحْرَمِ مِنَ الرَّحِمِ Akraba da mehrem olanlardır. فَيَكُونُ مَعْنَاهُمَا Bu iki hadisin manası olur. لَمَّا جُمِعَ مَا فِيهِمَا Vaktaki bu iki hadisin manaları cem edilirse هُوَ مِسْلَ مَا فِي حَدِيسِ بْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadisin misli olur. O da nedir? Men meleke zâ rahimin mahremin fe ve hurrûr. Bu hadisle müttefik oldu, beraber oldu. Akraba sahibi nikah düşmeyecek bir akrabasını satın alırsa o da kim olur? Anası olur, babası olur, oğlu olur, kızı olur, kardeşi olur, hemşiresi olur. Bunların hangisini satın alırsa derhal o azat edilmiş olur. Da ayrıca azat ettim demeye lüzum yok. وَكَدْ بَلِغَنِي İmam-ı Tahavi diyor ki bana balık oldu ki اَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ بَكْرِ الْبَرْسَانِيَّ Muhammed ibn-i Bekri el-Bersani كَانَ يُحَدِّسُ عَنْ حَمَّاد ibn-i Seleme Hammad ibn-i Seleme'den rivayet ediyordu. O da kimdir? عَنْ عَاسِمِ الْاَحْوَلْ عَنِ الْحَسَنْ عَاسِمِ الْاَحْوَلْ'den o da Hasan-ı Basri'den عَنْ سَمُرَةِ o da Semure'den قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki orada lefse-i celal yok. Lefse-i celal yazın. مَنْ مَلَكَ زَا رَحِمٍ مِنْ زِي مَحْرَمٍ مَنْ مَلَكَ her kim malik olursa kime? زَا رَحِمٍ bir akraba karabet sahibi bir kimseye. O karabet sahibi de kimden? مِنْ زِي مَحْرَمٍ mehrem olanlardan aralarında nikah caiz olmayan bir akrabasından birisine malik olursa فَهُوَ حُرُّ yani yukarıki hadis-i şeriflerde zârehmin mehremin dedi, onu daha izah için bu rivayeti getirdi ki Peygamber Efendimiz bunu daha izahlı buyurmuş. مَنْ مَلَكَ زَارَحِمٍ مِنْ زِي مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى مَا زَكَرْنَا bu rivayette bizim dediğimizi rivayeti teyit etti, ona delalet etti. وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Bu Peygamber Efendimiz'in hadisleri bu. Bundan sonra ashab-ı kirama baktık. Tabiine baktık. Peygamber Efendimiz'den sonra onlar ne diyor fetva vermişler. Diyor, onlardan da rivayet geldi. مَا يُوَافِقُ هَذَا اِذَا Buna muvafık olan fetvalar geldi. حَدَّسَنَا وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ اَصْحَابِهِ وَتَابِعِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَا يُوَافِقُ هَذَا اِذَا Resulullah Efendimiz'den sonra ashab-ı kiramdan ve tabiinden bu dediğimize muvafık rivayetler vardır. Yani bir adam mehremini kendisine mehrem olan bir kimseye malik olursa o derhal hürdür, kendisinin azat ettim demesine lüzum yoktur. Onu demeden o satın alır almaz o azat olmuştur. O rivayetler de şunlar. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Ebu Asim an Ebi Avane anil hakem an İbrahim anil Esved an Ömer radıyallahu teâlâ anhu kâl Hazreti Ömer buyurdular ki men meleke zâ rahimin mehremin fehve hur men meleke kim malik olursa
Neye? Za rahimin, rahim sahibine. Öyle rahim sahibi ki mahremin, mahrem kendisine. Yani yakın. Fehve hurrun. O adam, o alınan köle hürdür. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Revhü bin Ubâde kâle, haddesena Şöbet'e kâle, haddesena Süfyan-ı Sevri, an Selamete bin Küheyl, anil müstevridi enne racülen. Müstevridden rivayet olundu ki, enne racülen bir adam. Zevvecebne ehihi, kardeşinin oğluna tezvic etti. Memluketehu, kendi memlukesini, cariyesini, cariyesini kardeşinin oğluna nikahlamış. Feveledet, o memluke, o cariyede doğurdu evladen, evlat, birkaç evlat doğurdu kardeşinin oğlundan. Fe'erade, o memlukenin efendisi murad etti ki en yesterikke, köle yapa evladaha, o cariyenin doğurduğu çocukları köle yapa. Fe'eba, fe'eta ibnu ahihi, kardeşinin oğlu geldi. Abdullah ibn Mes'ud'in radıyallahu anh, Abdullah ibn Mes'ud'e geldi. Yani şekva terikiyle geldi. Fekale buyurdu ki, inne ammi, benim amucem, zevveceni, bana tezvic etti, nikahladı velidetehu, cariyesini. Ve inneha, o cariye de veledetli evladen, bana çocuklar doğurdu. Yani benim ondan çocuklarım oldu. فَاَرَادَ مُرَدْ اِتْتِي عَمُوْجَمْ اَنْ يَسْتَرِقَّ köle yapa veledi, benim evlatlarımı köle yapmak istediği murad etti. Yani bu olur mu olmaz mı? Sordu. Fekal Abdullah, Abdullah bin Mesud buyurdu ki, كَذَبَ yalancı oldu. لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ onun için o caiz değildir. Yani o cariyenin, cariye kendisinindir diye, senin çocuklarını köle yapamaz. Niçin? Çünkü sen onun kardeşinin oğlusun. Ondan doğan çocuklar anaya tabidir, köledirler ama fakat kendi kardeşinin oğlundan oldukları için onları köle yapamaz, onlar hürdür. Haddesena Ahmed ibn el-Hasan kâle, haddesena Esbatu ibn Muhammedin kâle, haddesena Süfyan-ı Sevriyü an İsmail ibn Ümeyye an Ata ibn Ebi Rabah kâle, Ata ibn Ebi Rabah dedi ki, اِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ bir adam malik oldu mi ammetehu, emmesine, bibisine, ev khaletehu, khalesine, tiyezesine, ev ehahu ve yahutta kardeşine, ev uhtehu, kız kardeşine. Yani bunlar köle iken bir adam bir köleyi satın aldı ki o onun bibisidir, yahut tiyezesidir, yahutta kardeşidir, yahutta kız kardeşidir. Böyle bunlara malik oldu, satın aldı mı? فَقَدَ عَتَقُوا onlar azat oldular. وَاِنْ لَمْ يُعْتَقُمْ o adam isterse ben azat etmiyorum desin. Azat etmiyorum dese bile o sözünün faydası yok. O satın alır almaz onlar azat oldular. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ اَظُنُّهُ Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki, Hammad söyledi, azunnu en Haccac, zannederim Hammad Haccac'da rivayet eyledi. En Atayin Atadan ve Şabi'den mislehu aynen. Kale dedi ki, ve kale İbrahimu, İbrahim'in Nehre'yi dedi ki, la ya'tiku illel validu vel veledu. La ya'tiku bir adam, mehremi olan, bir kimseyi satın alırsa ile hemen her mahrem azad olmaz. La ya'tiku azad olmaz mahrem illel validu illa validi, yani ana baba, vel veledu bir de evladı. Anasını, babasını, dedesini, nenesini, usulünü yani alırsa, satın alırsa yahut da oğlunu, kızını satın alırsa o azad olur, ötekiler azad olmaz dedi. Şimdi İbrahim'in Nehai biraz tahsis etti. Her bir mahremi buna ithal etmedi. Bunun rivayetine göre usulü fero'dan birisi olursa, ama ötekiler usulü fero'a lüzum yok. Yani kendisine mehrem oldu mu, akrabalığı mehrem derecesinde oldu mu azad olur. فَلَمَّا رَوَيْنَا وَقْتَكِ رِوَايَةِ اِلَدِكَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den مَا ذِكَرْنَا bu zikre eylediğimiz hadisleri. وَوَافَكَ ذَٰلِكُ o hadislere de muvafık oldu. مَا رَوَيْنَا
rivayet ettiğimiz eserler, o da kimden? Ammen zekerna min ashabihi ve tabi'ihim radıyallahu anhum. Resulullah Efendimiz'in ashabından ve tabi'inden zikrettiğimizde Resulullah Efendimiz'in hadislerine muvafık oldu. Ve lem ne'alem fî zâlike hilâfen. Bunda bir hilaf da bilmedik. Am mislihim, bunların mislinden. Ashabtan, tabi'inden, bunların misilli zatlardan bir hilaf da bilmedik. Öyleyse vecebel kavlu, hüküm vacip oldu. Ne ile? Bima ol bir şeyle ki ruviyanhum, onlardan rivayet edildi. Min zâlike, bundan. Yani bir adam mehremine malik olursa o azat olur. Azat etsin etmesin. Satın almakla azat olur. Bununla hüküm etmek vacip olur. Ve terkü hilâfihim, buna muhalif olan meseleyi, hükmü de terk etmek vacip olur. وَهَذَا قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ işte İmam-ı Azim'in kavli budur. Ve Ebi Yusuf'e İmam-ı Ebi Yusuf'un kavli budur. Ve Muhammed'in, İmam-ı Muhammed'in kavli de budur. Rahmetullahi aleyhi mecma'in. Allah onların hepsine merhamet eylesin. Hulâse burada öğrendiğimiz mesele şu oldu ki, bir adam köleyi satın alırsa, o köleyle kendisinin arasında da mehremiyet var ise, mehremiyet, akrabalık kuvvetli, yani uzaktan akraba değil. Mehrem ki birisini erkek, birisini kadın farz etsen aralarında nikah caiz olmaz. İşte mehremiyet dedi ki bu. Öyle bir yakınlık olursa onu satın almakla derhal o azat olur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.